Asgardia diye bir şey duydunuz mu? 2016'da kurulmuş bir uzay ulusu. İnternet üzerinden vatandaşlık başvurusu yapabildiğiniz bir uzay ülkesi. Peki vatandaşları dünya üzerinde yaşarken gerçekten de uzayda bir ülke kurabilmek mümkün mü? Yoksa bu bir grup çılgın insanın dikkat çekmek üzere internet üzerinden başlattığı bir çeşit proje mi? Bugün bu videoda Asgardia'nın ne olup ne olamayacağı hakkında biraz konuşacağız. Öyle değil mi Sufi? Evet. Asgardia projesinin kurucusu Azerbaycan asıllı Bakü doğumlu Rus iş adamı Igor Raufovich Ashurbeyli. Bir grup çılgın derken ne demek istediğimi anladınız mı? Bu projenin arkasında çılgın Türklerden biri, bir Azerbaycan Türkü var. Asgardia welcomes you to his office in Moscow. This is exactly where the idea of creating the first space state in the human history came to live. Ashurbeyli'nin ulusa sesleniş konuşmasından bir bölüm gördünüz. Burada bu fikrin, yani tarihin ilk uzay devletini kurma fikrinin, ki aslında bunun böyle olmadığını videonun sonunda açıklayacağım, tam olarak bu ofiste aklına geldiğini söylüyor. Ofisi şöyle bir daha görelim. Şöyle bir ofiste aklına gelmiş bu fikir. Demek ki neymiş? Ofisin tasarımı, içinde yaşadığın alanın tasarımı, aklına gelecek fikirleri de ortaya çıkartabilir. Böyle bir ofisin tasarımını yaparsan tabii içinde bir devlet kurma fikri doğacaktır doğal olarak. Böyle konuştuğuma bakmayın. Bu fikir benim de ilgimi çekmedi değil. Yıllarca bilim kurgu kitaplarından okuyup hayallerini kurduğumuz bir fantezi gerçeğe mi dönüşüyor yoksa? Bir kere bu ülkenin çok havalı bir ismi var. Asgardia. İskandinav mitolojisinden geliyor. Gökyüzünde tanrıların yaşadığı bir şehir olan Asgard'dan, tıpkı Yunan mitolojisindeki Olympus Dağı gibi. Yani Asgardia projesi kendisine isim verirken bir yandan felsefesini de belirlemiş. İnsanlığın en eski hikayelerinde bile yer alan o göklere ulaşma arzusunu isimleştirmiş. Peki bunu cisimleştirmek için ne yapmış? Bir ülke olabilmek için toprağa ihtiyacınız var değil mi? Harita üzerinde bir alanınız olmalı. Asgardia'nın web sitesine baktığımızda böyle bir haritanın ve bu harita üzerinde çok küçük de olsa bir alanın olduğunu görüyoruz. Bakın geliyor alan. Görüyor musunuz? Üstelik de yeri sürekli değişiyor. Çünkü bu alan, yani Asgardia toprakları, dünyanın yörüngesinde dönüp duran küçük bir uydu. 10 santime 10 santime 20 santim yaklaşık şu boyutlarda ve 2.8 kilo ağırlığında bir kutu. Şimdi size gerçeğini de göstereyim bakın. Şöyle bir şey. Şu fotoğraftan birazcık daha boyutları gerçekçi olarak algılanabiliyor. Ama şimdi siz onun küçük olduğuna bakıp da küçümsemeyin hemen. Sonuçta Neil Armstrong'un ayda attığı ilk adımların ayak izi de yaklaşık bu boyutlardaydı. Önemli olan boyutu değil, işlevi. Ve nedir bu işlev? Sembolik olması. Asgardia topraklarında, yani bu küçük kutunun, bu uydunun içerisinde şu anda 512 GB'lık bir hard disk ve o hard diskin içinde de vatandaşlarının fotoğrafları var. Artık sıradan insanların uzaya sarımsaklı ekmek gönderip sonra da geri getirip yediği bir dönemde yaşıyoruz. Böyle bir kutunun bir toprak parçası, bir ülkenin toprakları olarak kabul edilip edilmeyeceği biraz tartışma götürür. Peki bir ülke olabilmek için topraktan başka ne lazım? Vatandaş lazım, vatandaş. Asgardia'ya vatandaş olmak çok kolay. Facebook'ta hesap açar gibi açıyorsunuz web sitesini ve bir form dolduruyorsunuz. Asgardia anayasasını okuyup şartlarını kabul ediyorsunuz ama o formu doldururken Türkçe karakter kullanamıyorsunuz. Dolayısıyla Asgardia ülkesinde eğer arayıp da beni bulmak isterseniz her zaman olduğu gibi Baris Özcan diye aratmanız gerekecek. Bu arada öyle her başvuruyu da kabul etmiyorlar. Hatta bundan sonra vatandaşlık için başvuranları bir zeka testinden, IQ testinden geçirmeyi düşündüklerine dair rivayetlerde dolanıyor ortalıkta. Asgardia'nın web sitesindeki haritada dünyanın hangi bölgesinde, hangi ülkesinde, hangi şehrinde ne kadar Asgardia vatandaşı var, bunların hepsini bulabilirsiniz. Benim görebildiğim kadarıyla en çok Asgardialı İstanbul'da yaşıyor. Hatta 1.9 milyon nüfuslu Kocaeli ile 19 milyon nüfuslu New York'ta neredeyse
aynı sayıda Asgardia vatandaşı var. Yani bir uzay vatandaşı olma konusunda oldukça hevesli olduğumuzu söyleyebilirim. Asgardia nüfus bakımından dünyanın 171. büyük ülkesi olduğunu belirtiyor. Bu da hemen benim aklıma eğer bu YouTube kanalı bir ülke olsaydı kaçıncı sırada olurdu sorusunu getirdi. Hazır mısınız arkadaşlar? Eğer bu YouTube kanalı bir ülke olsaydı dünyanın 147. büyük ülkesi olurdu. Eğer siz de hemen bir arkadaşınızı, bir dostunuzu bu kanala abone edip yakın bir zaman içerisinde bir 100 bin kişi daha toparlarsak Gabon'u da geçip 146.'lığa yükselebiliriz. Tabii biz Birleşmiş Milletler'e üyelik başvurusu yapamayız, o başka. Evet, Asgardia Birleşmiş Milletler'e üye bir ülke olma statüsünü elde etmeye çalışıyor. Ve bunun için gerekli 4 şarttan 3'ünü elde etmiş durumda. Daha önce de sözünü ettiğim gibi bir toprak parçasına ve vatandaşlara sahip. Geçenlerde aralarında Türklerin de olduğu bir parlamentoyu da, hükümeti de oluşturdu. Geriye bir tek Birleşmiş Milletler'e üye ülkeler tarafından tanınması kaldı. Bunu başarabilir mi bilmiyorum. Bunu başarabilmek ve Birleşmiş Milletler'e üye bir ülke olmak ne kadar önemli onu da bilmiyorum. Ama bildiğim bir şey var. Bu tür bir proje hakkında eğer bir fikir sahibi olmak istiyorsak önce kendi açıklamalarına, kendi yazdıklarına bir kulak vermek gerekliliğine canı gönülden inanıyorum. Ve Asgardia amaçlarını 3 temel başlıkta topluyor. Şöyle bir göz atalım bu amaçlara. Diyor ki Asgardia'nın özü uzayda barıştır. İkinci olarak günümüzde uzay kanunu ile ilgili oluşan sorunlar günümüz uluslararası kanunlarıyla çözülememektedir. Amacımız uzay kanunlarının orman kanunlarına dönüşmesini engellemektir. Üçüncü amacı arıyorum şu anda. Evet, buldum. Oluşumun bilimsel ve teknolojik yönü şu 3 kelimeyle betimlenir. Barış, erişim ve koruma. İlki, uzayın barışçıl amaçlarla kullanılması. İkincisi, dünyayı uzaydan gelebilecek tehditlere karşı korumak. Bu tehditler de 7 taneymiş. Güneş parlamaları, magnetosfer değişiklikleri, asteroidler, insan yapımı yörünge kirliliği ki aslında ilk toprak parçasıyla buna katkı da sağlamış oldu Asgardia. İklim değişikliği, kozmik radyasyon ve meteoritler tarafından gelebilecek mikroorganizmalar. Ve üçüncüsü ise uzayda askeri olmayan ve herkese açık bir bilimsel veri tabanı oluşturulması. Güneş battı, ışığı kaybettik. O yüzden tekrar dışarı çıktım. Gördüğünüz gibi Asgardia'nın amaçları son derece makul ve kabul edilebilir. Kimsenin itiraz etmeyeceği prensipler. Ve bu amaçlar arasında insanları uzaya götürmek ya da orada yaşatmak gibi bir şey de yok. Gerçi olsaydı bayağı güzel olurdu ve sanırım pek çok insan bu hayalle Asgardia vatandaşı olmaya çalıştı veya oldu. Asgardia'nın böyle bir vaadi yok ama uzun vadede insanların üzerinde yaşayabileceği bir takım platformları dünyanın yörüngesine yerleştirmek isteği var. Ve bu isteğini gerçekleştirebilmek için önümüzdeki yıllarda da uzaya çeşitli uydular göndermeye devam edecek bir takım haberleşme sistemleri üzerinde çalışacak gibi gözüküyor. Ama kısa vadede en azından öyle binlerce, on binlerce vatandaşını uzaydaki bir yörüngede dolaşan bir cihazın içine, bir aracın, bir platformun içine yerleştirme ihtimali bence çok düşük. Daha önce bir videomda da bahsettiğim o uluslararası uzay istasyonunu hatırlayacak olursanız 120 milyar dolara mal olmuştu ve şu anda oraya her bir fırlatış 40 milyon dolara mal oluyor. Uzay istasyonunda aynı anda 6 kişi yaşayabiliyor. Şimdi bunu ölçeklendirdiğinizde gerçekten çok da kolay bir şey değil uzay ülkesi kurabilmek. Asgardia'nın ilk gönderdiği Asgardia 1 adlı az önce size gösterdiğim o kutu büyüklüğündeki uydunun bile oraya gönderilme maliyetinin benzerlerine bakılarak 700 bin dolar olduğu tahmin ediliyor. Peki bu masrafları kim karşılıyor? Şimdilik kurucusu olan en başta bahsettiğim o milyarder iş adamı Igor Ashurbeyli tarafından bütün masraflar karşılanıyor. Ama yakında ülke olmanın gereği olan bir başka konu, vergiler işin içine dahil olursa ve vatandaşlarından vergi istemeye başlarsa ne olur? Orası bilinmez. Belki de ülkenin nüfusu bir anda azalıverir. Öte yandan Asgardia kendisini tarihin ilk uzay ülkesi olarak lanse etti, tanıttı ama
Aslında bu bilgi de doğru değil. Çünkü Asgardia'dan önce Celestia vardı. Amerikalı James Thomas Mangan tarafından 1949 yılında kurulmuştu Celestia. Üstelik de benzer amaçlarla. Uzay, dünyadaki ülkelerin politik hegemonyasından kurtulmalıdır düşüncesiyle. Bu ülkenin de bir bayrağı, 19.000'den fazla vatandaşı ve hatta bastırdığı bir parası vardı. Bir Celeston 2.20 gram ağırlığındaki altın değerindeydi. Üstelik Celestia 1958 yılında New York'taki Birleşmiş Milletler binasının önünde bayrağını dalgalandırmayı bile başarmıştı. Bunu şimdilerde yapsa o hashtagli bayrağıyla Twitter'da trendlere bile girerdi bence bu konu. Asgardia ile ilgili benim en çok kafamı karıştıran şey, resmi web sitesinde kendisini bir uzay krallığı olarak konumlandırması oldu. Tamam, cumhuriyetin, demokrasinin de bir takım kusurları, eksikleri olabilir ama bu devirde monarşi ve uzay kavramları, öyle krallar, kraliçeler sadece filmlerde ya da bilim kurgu kitaplarında yan yana gelmeli diye düşünüyorum. Asgardia'yı bir krallık mı yoksa bir ülke mi olarak kabul edersiniz, orası size kalmış. Belki de onu logosunun hemen yanında yer alan beta ibaresine bakarak modern bir startup girişimi olarak da görebiliriz. ...2.8 kilogram ağırlığındaki toprak parçasıyla Asgardia benim için bir topluluk oluşturma projesi gibi gözüküyor. Peki neden insanlar, özellikle de bizim insanımız böyle bir topluluğun parçası olmaya çalışıyor? Kim bilir? Belki de bu dünyadan sıkıldık ya da projenin özündeki uzayda barış sözü ilgimizi çekti. Ne de olsa biz ülkemizi yurtta barış, dünyada barış vizyonuyla kurduk. Bir de buna uzayda barış eklemek herhalde en çok bize yakışır diye düşünüyorum. Buradayım. Oo, sen burada mıydın? Şimdi söyleyebilirsin istiyorsan. Baba. He. Biz ne zaman Asgardia'ya gidiyoruz? Asgardia'ya mı? Ne zaman gidiyoruz? Asgardia Asgard'dan geliyor, biliyor musun? Torun ülkesi. Biliyorum. Nereden biliyorsun ya? Çünkü az önce söyledim. Az önce söyledin mi ben? Evet. Ya her şeyi de söylüyorum sana ya. Bu kadar her şeyi paylaşmamalı mı acaba diye düşünüyorum bazen. Sen bu şekillerin hangi filmden olduğunu biliyor musun? Hayır. 2001 Uzay Macerası. Bilenler bilir. Hoşçakalın. Bu arada yaz okulu pazar günü devam edecek ha. Sadece size vaat ettiğim gibi araya böyle sürpriz bölümlerde eklememek için kendimi zor tutuyorum. Haftaya nasıl bir sürpriz bölüm eklesem? Bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Bakalım nasıl çıkmış bu çekimler.